Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde pratik şekilde yapabileceğiniz çok güzel pide tarifim olacak. Lezzetine doyamayacaksınız. Geçelim yapım aşamasına. Karıştırma kabının içerisine bir su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Bir su bardağı ılık süt. Bir paket kuru maya. Bir yemek kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Güzelce karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ve zeytinyağı ekliyoruz. Yaklaşık 4-5 su bardağı un ekliyorum. Ama siz yine de unu dikkatli ekleyin. Yavaş yavaş karıştırarak biraz ele yapışan bir hamur olmalı. Sert bir hamur olmamalı. Yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra üzerine kapatıp 1 saat mayalandırdım. Mayalandıktan sonra yine şöyle 5 dakika hamuru yoğurun. Kıvamını görüyorsunuz. Yapışkan, akışkan, yumuşak bir hamur. İyice yoğurduktan sonra yine üzerine kapatıp 15 dakika dinlendiriyoruz. Sosunu da hazırladım. Bir yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı yoğurt ve bir tatlı kaşığı tereyağını eritip üçünü iyice karıştırdım. Hamuru iki beziye böldüm. Elimle ne ince ne de çok kalın olacak şekilde açıyorum İlk bezeyi. Açtıktan sonra şeklini veriyoruz pidenin. Elinizi sosa batırarak, iyice tırnağınıza bastırarak yapın bu işlemi. Yoksa pişerken kabarır ve şekilleri kaybolur. İyice bastırarak tırnağınızla şeklini verin pidenin. Şekli yavaş yavaş ortaya çıktı. Bu kısmı hızlandırıyorum. Şeklini verdikten sonra bolca yine sostan üzerine döküp çörek otu ve susam serpiştiriyoruz. Fırını da bu arada açtım 180 derecede. Güzelce pişireceğim. O pişerken ben de ikinci bezeyi hazırladım. İkinci pideyi yapıyorum. Şu ayrıntıyı söylemeyi unuttum. Zamanınız varsa pidelerinizi şöyle 15 dakika kadar tepsi mayası yaptırın. Daha da güzel olur. Evet, ikinci pidem de hazır. İki pidem de pişti. Güzelce yumuşacık. Piştikten sonra üzerine su serpiştirip üzerine temiz bir mutfak beziyle kapatın. Yarım saat dinlendirdikten sonra servis yapın. Pidemi kesiyorum. Yumuşacık olduğu için de size göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, yumuşacık bir lezzet. Gerçeğini aratmayan bir lezzet. Umarım sizler de tarifimi yapar ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.